Bu vlog yolda başladı çünkü bugün o kadar heyecanlıyım ki evdeyken video çekmek aklımın ucundan bile geçmedi. O yüzden bugün burada başlıyoruz. Nereye gidiyorum, niye heyecanlıyım biliyor musunuz? Çünkü şu anda Dreamers'a gidiyorum ve Gryffindor'un kılıcını alacağım. Hayatım boyunca bu anın hayalini kurdum. Heyecandan çıldırmak üzereyim. Ellerim tir tir titriyor. O yüzden video birazcık titriyor olabilir. Kusura bakmayın. İnanmayacaksınız ama metrobüste oturacak yer buldum. Umarım dönüşte de burası böyle olur. Çünkü dönüşte kucağımda kocaman bir kutu taşıyor olacağım. Gerçi bilmiyorum taşıyabilecek miyim. Çok taksiye falan mı gerek olacak? Çünkü çok ağır bir şey de olabilir. Hiç ağırlığına bakmadım daha önce. Çeşme'de indim. Şimdi Kadıköy'e doğru yürüyorum. Ama öncelikle bir ATM bulmam gerekiyor. Çünkü Dreamers nakit alışverişlerde indirim yapıyor. O yüzden gitmeden önce para çekmem lazım. Sanırım şuralarda bir yerlerde vardı ATM diyeceğim. Evet şurada bakın. Ve Kadıköy'deyim. Bakın boğa. Mükemmel bir sokak göstereceğim size. Burada böyle sıra sıra bir sürü Harry Potter eşyaları satan mağazalar var. Hatta sadece Harry Potter değil, böyle bir sürü dizi, film artık aklınıza ne geliyorsa istediğiniz gibi tişört, çanta vesaire bulabileceğiniz yerler var. Onları hızlıca göstereceğim ama çok fazla oyalanmayacağım. Çünkü direkt Dreamers'a gitmek istiyorum. Aşırı derecede heyecanlıyım. Arkadakiler bana güldüler galiba. Bana mı güldüler? Şöyle bir yer var. Burası daha çok çizgi roman falan satıyor ama ben arada bir Funko Pop falan bulabiliyorum. Bakın şurada vitrinde var bir şeyler. Şurada şöyle bir tişörtçü var ve burada çok güzel bir Slytherin kapüşonlu hoodie'si var. Ama maalesef Ravenclaw'lusu yok, bunun getirmiyorlar. Bakın çok güzel. Şurada iki tane dükkan var, çok tatlılar. Bunlarda da bir sürü Harry Potter'lı tişört, kupa, çanta vesaire bir şeyler bulabiliyorsunuz. Bir tane de karşısında var, yeni açıldı burası da. Ama asıl şimdi nereye gidiyoruz? Asıl bu yolun sonunda Dreamers var. Dreamers tabi hepsinden farklı çünkü orijinal ürünler satıyor ve baya güzel şeyler getiriyor. Noble Collection ürünleri falan var ağırlıklı olarak. Funko Pop'lar var, şimdi göstereceğim size içerisini. Bakın Dreamers! Kılıcımı alacağım biraz sonra ama almadan önce size şu dükkanın içerisini birazcık göstereyim dedim. Çünkü mükemmel gözüküyor. Bakar mısınız? Buranın tamamı Funko Pop. Bu kadar çok Funko Pop çeşidini ben başka hiçbir yerde görmedim. İnanılmaz. Hatta şuradakiler Harry Potter'lı olanlar, bakın. Ay gelmişken bir de Funko Pop almayı çok isterdim ama bu ayın Funko'sunu aldım, artık abartmayayım değil mi? Ay şu bina amblemlerine bayılıyorum. Bunun Ravenclaw'lusu da var. İşte diğer bütün binalar var zaten. Hogwarts'lı olanları da var. Bir gün bunlardan da almak istiyorum. Çok güzeller çünkü. Birazcık küçükler gerçi. Daha büyük olsa daha iyi olurmuş ama çok güzel, çok kaliteli duruyorlar. Aa bakın kilit aynası. Asalar. Fantastik Canavarların asaları da var burada, bakın. Şurada mühürler var. Bunlara da çok içim gidiyor. Çok güzeller. Bakın Ravenclaw'lusu. Şurada da Hogwarts var. Aslında bunun Hogwarts'lı olanını almak lazım. Şurada Slytherin'li bir şey var. Bu nedir bilmiyorum. Ben bunu ilk defa görüyorum ama çok güzel gözüküyor. Pen and desk stand diyor. Ha şu kalem galiba. Ay bakar mısınız bana neler çıkarttılar. Bunlar Star Ace figürler. O kadar detaylılar ki. Bende daha hiç yok maalesef. Bunlardan daha hiç alamadım. Demiştim ya size, sadece NECA ve Gentle Giant biriktiriyorum. Çünkü çok fazla açılmamak lazım figür konusunda ama çok güzeller. Bakın Snape. Böyle yanında ayrıca parçaları falan var. Şurada Potion Making kitabı var. Kılıcım çıkmış. Kılıcım hazırmış. Gelin bakalım nasılmış. Ay inanamıyorum, çok güzel görünüyor. Yakından çekiyorum şimdi ama ayrıyeten bir inceleme videosu da çekmeyi düşünüyorum. O yüzden çok da fazla detaylı anlatmayacağım şimdi. Ama standı falan inanılmaz güzel. Bakar mısınız, elimleri tutuyorum. İnanılmaz derecede güzel. Şuralarını taşlı yapmışlar. Çok beğendim. Çok beğendim. Ay çok ağır değil.
Ben koskoca Nimbus 2001 taşımış insanım. Bunu taşırım bence eve kadar. Ya bakar mısınız? Pakette yaptılar. Çok güzel oldu. Eve gidip açmak için sabırsızlanıyorum. Ben biraz önce inceledim aslında dükkanda birazcık ama size çok fazla gösteremedim. Eve gidince açacağım. Videomu çekeceğim ve bunun için bir inceleme videosu yükleyeceğim. Ayrı olarak yüklemeyi düşünüyorum o videoyu. Çünkü bu video artık çok fazla uzun olmasın bence. Şimdi gidip bir şeyler içmeyi düşünüyorum. Çünkü çok susadım buraya. Çok büyük bir heyecanla geldiğim için. Ama elimde bu varken videoyu artık daha fazla devam edemeyeceğim. O yüzden size hoşça kalın diyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.